Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki doğrunun analitik incelenmesi konusundaki test besin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde doğrular birbirine paralel olduğuna göre M kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar tanjant alfası bunun da tanjant alfası eğimdir. Hatta M buradan tanjant alfa için. Tanjant alfayı bulunca olay bitti. Alfa iken burası da alfa. Tanjant alfa buradan direkt çıkıyor mu? Çıkıyor. Hocam şuradaki uzunluk 9. Burası 12 olduğuna göre tanjant alfa da direkt 9 bölü 12'ye eşittir. Yani 3 bölü 4'e eşittir. Sağ yatık olduğundan pozitif herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. K eleman olmak üzere A ve B noktaları veriliyor. A B'nin orta noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. A noktası ne? A noktası 5K'ya 2K eksi 2. Ve B noktası N K'ya artı. K'ya 6. Orta noktaların geometrik yeri isteniyor. Orta noktası da tam burası değil mi? Evet. Şunlar eşitken tam orta noktası. 5K artı K. 6K bölü 2'den 3K'ya şu x'in toplamı 2K artı 4 yapıyor. Bölü 2'ye 2K artı 4'ü 2'ye bölsen K artı 2 yapar. Orta noktaları burası. İşte bunun geometrik yeri isteniyor. Aslında geometrik yeri derken x virgül y şeklinde yazmalıyız. Buradan x eşittir 3k y eşittir k artı 2 mi geldi? Evet. Denklemi x'li y'li yazmalıyız. K'yı yok etmeliyiz. İsterseniz yerine yazma metodunu kullanın. isterseniz k'yı yalnız bırakın. K'yı yalnız bıraktığımızda burada x bölü 3'e k'yı yalnız bıraktığımızda burada da y eksi 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Her iki denklemde de k'lar bak k hem x eksi 3'e eşit hem de y eksi 2'ye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. 3 ile karşı tarafı çarpıyorum. x eşittir 3 y eksi 6 oldu. Sol tarafa atıyorum. X eksi 3Y artı 6 eşittir 0 yaptı arkadaşlar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı gençler. Aşağıdaki koordinat düzleminde birer köşeleri y eşittir x doğrusu. y eşittir x doğrusunda bu açılar kaçar derecedir arkadaşlar? 45'er derecedir. Aklınızda bulunsun. Ve dört tane kare verilmiştir. y ekseni üzerinde olan dört kare verilmiştir. Evet kenarları y ekseni üzerinde olan dört kare var burada. Hocam 45 90 ise burası da 45. Aynı zamanda 90 ise burası 45, burası 45, burası 45, burası 45, burası 45. Burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Çizilen karelerden en büyük alanı 128. Arkadaşım A kare eşittir 128 ise A buradan kaç yapıyor? 8 kök 2 mi yapıyor? Aynen öyle. Burası 8 kök 2, 8 kök 2, 8 kök 2 ve 8 kök 2. E bizden ne izleniyor? Y eksen arasında kalan mavi bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler şöyle bakacak olursak Hocam burası A ise 45 45 ya. Burası da A'dır. Kareden dolayı burası da A'dır. A ne çıktı burada? 8 kök 2 A A'ya eşitse burası 4 kök 2 çıktı. Yani aynı şekilde arkadaşlar burası da 4 kök 2 burası da 4 kök 2. E buraya B dersem burası da B. Kare olduğundan burası da B. Hocam tamamı 4 kök 2 olduğundan burası 2 kök 2 oldu. 2 kök 2. Hocam burası da 2 kök 2. Aynı mantıktan şununla şu eşit. E hocam kare olduğundan bu da eşit. 2 kök 2 ise burası da kök 2 mi oldu? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Mavi bölgenin alanı. Mavi bölgenin alanı bulurken şu dik üçgenin alanından 8 kök 2 çarpı 8 kök 2 bölü 2'den ne çıkartacağız? Bunun alanı, bunun alanı ve bunun alanı. 4 kök 2'nin karesini sonra 2 kök 2'nin karesini sonra kök 2'nin karesini çıkartacağız arkadaşlar. Böylelikle mavi alanı bulmuş oluruz. Ya da ben niye böyle yaptıysam arkadaşlar A'lar B'ler belli değil mi? Dik üçgenlerin alanları toplamı şeklinde de söyleyebiliriz oradan da sonuca ulaşabiliriz sonuçta. Neyse buradan yaptık. Önemli değil. Ya da direkt a belli 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Sonra 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Sonra kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Sonra kök 2 Sonra köklü çarpı kök 2 bölü 2 diyebiliriz. Hatta öyle diyeyim. Buradan da yapılır. Buradan da yapılır. En kolayından yapayım. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 artı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 artı kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 artı şurası burası da aynı kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Buradan 16 buradan 4 buradan 1 buradan da 1 geldi. Cevapta kaç yaptı o zaman? 22 yaptı. Yani cevabımız balık kesir oldu. İki köşesi y eşittir kök 3 x doğrusu üzerinde ve dik olan diğer iki köşesi de y eksen üzerinde olan abc'de dik yamuğu veriliyor. Hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Şu analitik düzlemi çizip ona göre yorum yapalım. Ve burada özel bir doğru var. Özel doğrumuz ne? Y eşittir kök 3x. Arkadaşlar y eşittir kök 3x doğrusunun eğimi nedir? Tanjant alfadır. O da kök 3'müş. E tanjant alfa buradan kaç derecedir? 60 derecedir. Yani şurası 60 derece oldu mu? Oldu. Sonra diyor ki ABC dik yamuğunun iki köşesinin apsisleri farkı 8 birim olduğuna göre ABCD yamuğunun Evet y ekseni üzerinde. Evet iki köşesi burada olan ve diğer iki köşesi de y ekseni üzerinde olan bir dik yamuktan bahsediliyor. O zaman bizim dik yamuğumuz böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Sonra diyor ki ABCD dik yamuğunun iki köşesinin apsisler farkı 8 birim olduğuna göre ordinatlar farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere iki köşesini ben şuradan seçebilirim arkadaşlar. Hocam bir köşesi burada bir köşesi burada seçtiğim zaman apsisler farkı 8 olabilir. Ama ordinatları aynı olduğu için ordinatları farkı bak sıfır çıktığı durumda var. O yüzden olabilir demiş. İki cevap var. Demek ki oradaki noktalar bunlar değil. Hocam o noktalar iki köşesinin apsileri farkı kaç? 8 birim olduğuna göre. Hocam o iki köşe bunlar olur mu? Hayır. Apsileri aynı olduğu için olmaz. Apsileri farklı olacak. O zaman bir köşe burası bir köşede burası olmaz mı? Olur. Hadi bakalım şunlara. Hocam bunun apsisi bu. Bunun apsisi bu. Apsileri farkı 8 demiş. Apsileri farkı burası değil midir arkadaşlar? Bunun apsisi burası, bunun da apsisi burası. Yani atıyorum burası 10 10sa, burası da 2 olsun ki aradaki fark 8 olsun değil mi? Evet apsileri farkı 8 olduğuna göre ordinatları farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. E arkadaşlar ordinatları farkını bulacağım. Yani şu eksi şunu bulacağım arkadaşlar. E ne yapalım? Şurada bir dik yamuk çıktı. Şurada bir dik dörtgen oluştursak. Hocam 8 ise burası da 8 mi? Evet. 60-90 ise burada kaçtı da 30 derece oldu mu? Oldu. 30'un karşı 8 ise 60'ı karşı nedir arkadaşlar? 8 köküçtür. E burası da A diyelim. Ordinatlar farkı isteniliyor bizden. Evet şu noktanın ordinatı 8 köküç. Artı A. Diğerinin ordinatı da şurası arkadaşlar. A. İşte bunları çıkart diyor sana. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 8 köküç oldu. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Akçay oldu. Şekildeki dik koordinat düzleminde x eşittir 6, y eşittir k ve y eşittir mx doğruları gösterilmiştir. Bu doğrular arasında kalan kapalı üçgensel bölgenin alanı 9. Şuranın alanı 9'muş. Hocam ben neyi biliyorum? Burası 6 ise hocam buradaki uzunluk 6. Şurayı da 72 vermiş. Hmm 9, 72. Hocam benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi? Evet. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının kare benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. Hocam alanlar oranı bu bölü 72 değil. Dikkat. 9 bölü tamamı. Yani sen bu üçgenle büyük üçgenle benzerlik yaptığın için 9 bölü tamamı. 9 bölü 81. Alanlar oranı 1 bölü 9 yaptı. Kare kökü kaç yaptı? 1 bölü 3. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 3. Yani burası A iken burası 3A. E hocam tamamı 3A. Burası A ise burası ne oldu? 2A oldu. Sen buradan A'yı kaç buldun o zaman? 3 buldun. Evet A'yı 3 bulduk. Şurası 3. Bizden M değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Tamam M dediğimiz bu açının tanjant değeri değil midir? M dediğimiz tanjant alfadır. Tanjant alfayı bulmaya çalışacağız. Hocam burası 6 iken burası 6 birim mi? Evet. E sonra başka ne var? Şu uzunlukları falan bulabilir miyiz? Şu alanı kullanabiliriz mesela biz. Ya da şu alanı kullanabiliriz. Ben şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Hocam ben buraya N dersem 3 çarpı N bölü 2 9 değil mi? 3 çarpı N bölü 2 9 sa N buradan 6 geldi. Hocam N 6 ise şu uzunluğu da bulurum ben. Ya da Kelebek mi var burada? Kelebekten bulmak daha kolay. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Hocam 3'e 6, 1'e 2. 6 ise o zaman burası da 12 mi oldu? Aynen öyle. Eğim dediğimde tanjant alfaya eşittir. O da şu üçgende arkadaşlar 12 bölü 6'ya eşittir. Yani kaç yapar o zaman arkadaşlar? Cevap 2 yapar. Yani sorun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Şekildeki taralı bölgeyi gösteren eşitlik sistemi hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle bu doğrunun adını yazalım bakalım. X eksenini ve Y eksenini kestiği yerler belli. X bölü 4 artı Y bölü 2 eşittir 1 ya. 2 ile genişlettin. X artı 2Y bölü 4 eşittir 1'den eşittir 4 mi yaptı? Evet. Hatta X 4 eşittir 0 mi yaptı? Evet. Bu küçük eşit mi büyük eşit mi? Şimdi dikkat edin. Bu doğrunun alt tarafı. Yani orijine bakan tarafı karalanmış. Orijine bakan tarafı sağlayacak. O zaman orijine bakan tarafı sağlayacaksa x yerine 0 y yerine 0 koyarsam burası eksi 4 yaptı. Eksi 4 sıfırdan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Doğrunun kendisi olduğu için de eşittir de koyacağız. Yani eksi 4 küçük eşit 0. Yani bu aradaki işaret küçük eşit olacak. x artı 2y eksi 4 x artı 2y eksi 4 küçük eşit sıfırı şöyle bir koyalım arkadaşlar. Valla maşallah hepsinde de bu varmış zaten arkadaşlar değil mi? Evet x artı 2y Eksi 4 hepsi. Doğru. Sıkıntı yok. Bu hepsinde var. Şimdi şu nokta noktalıya bakacağız. Onu da mavi ile gösterelim. Mavideki şeyi değerini bulalım. Şunun denklemi nedir? Hocam x bölü 1 artı y bölü 1 eşittir 1 olduğundan x artı y eşittir 1 ya yani eksi 1 eşittir 0 mı yapar? Evet. Burada da arkadaşlar e, 0 0 koyduğumda bak 0 0 sağlamayacak. Üst taraf olacak. Sağlamayacak. 0 0 sağlasaydı küçük eşit 0 olurdu. Hatta doğrunun kendisi olmadığı için küçük sıfır olurdu. Ama sıfır sıfırı sağlamayan noktası istendiği için aradaki işaret ne olacak arkadaşlar? Bu değil büyük olacak. O zaman ben x artı y eksi 1 büyüktür sıfıra bakacağım arkadaşlar. x artı y ha şurası eksi 1 x artı y evet tam olarak nerede? Şurada x artı y eksi 1 büyüktür sıfır sadece bu şıkta var arkadaşlar. O zaman cevabımız denizli oldu. Dik koordinat sisteminde bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar x eşittir 4 doğrusu. Yani burası kaç? 4. A buradaki noktanın apsisi 4. X yerine 4 koyarsam 4 bölü 2'den y'yi kaç bulduk? 2. Hocam y'si 2. Yani şuradaki 2 birim uzunluğu. Buradaki noktaya baktığımız zaman apsisi 4. X yerine 4 koyduğumuz zaman y 8 yaptı. Y 8 yani buradaki uzunluk 8 yaptı. Buraya kaç kaldı? 6. E o zaman bu üçgenin alanı nedir? Tabanımız 6. Tabana ait yüksekliğimiz şurası 4. O zaman alan 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den cevap kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Dik koordinat düzleminde D doğrusu ABCD dikdörtgenin A ve C köşesinden geçiyor. Evet bu doğrunun adı verilmiş ve analitik düzlemde çizilme, çizildiğine göre ben direkt eksenleri kestiği yeri buluyorum. X yerine 0 yazsak arkadaşlar şurada. Eksi 3 Y eşittir 7 olduğundan Y buradan kaç geldi arkadaşlar? 7 bölü 3 geldi. Eksi 7 bölü 3. Hocam eksi 7 bölü 3 ise buradaki uzunluğumuz 7 bölü 3 oldu. Y yerine 0 yazsam Y yerine 0 yazdığımızda da direkt x eşittir 7 mi geldi? Aynen öyle. Şurası da 7 oldu. Hocam buraya da 45 vermiş bize. Aa ben buradaki sayılardan şeyi bulabilirim şurayı. Hatta şöyle yapalım mı? Yapalım. Şuradaki kelebekten de bulabilirsiniz. Ya da hocam kelebekteki oran yok. 7 bölü 45. 7 bölü 45 ise 45 bölü 3'ten 15 diyebilirsiniz. Ya da e hocam burası alfayken burası da alfaya e, ee, şuradaki tanjant alfa 7 bölü 3 bölü 7 1 bölü 3 ise buradaki de 1 bölü 3 olması için a tanjant alfa 1 bölü 3 o da a bölü 45'ten a'yı da kaç buluruz 15 buluruz. Evet şurayı 15 bulduk arkadaşlar. Burası 15 burası 15 burası 7 sonra burası 45 e, her şeyi bulduk. Şöyle katlıyoruz. Katlamalarda üst üste binen kenarlar neydi? Birbirine eşitti. Hocam burası da 15. Sonra e, hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Eyvallah. Başka ne var burada arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E hocam buradaki açıların eşitliğinden dolayı şöyle bir z'den dolayı nokta açısı çıktı mı çıktı. Özellikle dikdörtgende para kenarda buna dikkat edin diye söylüyorum. Hocam noktaya nokta olduğundan şu da bir ikizkenar çıktı mı çıktı. Bu ikizkenar. Eyvallah. Aa hocam Burada da bir 90 dereceler var zaten şöyle. Burası 90. Burası da 90. Ya 90'a girmeden de yapabilir miyiz? X desen X desen yok. Gide aldık. Ne yapalım burada? 90'lara ama düşüyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa. Burası da beta oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şu üçgenle şu üçgen oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Yani şu uzunlukla şu uzunluk. Alfanın karşısı bu. Alfanın e, ee, alfa beta burası beta olacak burası alfa olacak tamam şimdi tanjant alfayı burada kullandık aslında ama şuraya bir teta diyelim isterseniz yanlışlık yapmayalım arkadaşlar şuraya teta diyelim ve benzerliğimiz buna, buna, göre yapalım alfayı burada kullandım yanlışlık olmasın e, bu üçgenler eş o zaman teta'nın karşısında bu kenarla teta'nın karşısında bu kenar eşit olmak zorunda e o zaman ben buraya a dersem şuradaki uzunluğa ne kaldı arkadaşlar 45 eksi a kaldı sonra e hocam burası A iken burası da A mı? A. E hocam burada ne var? Burada bir Pisagor bağıntısı var. 15, 20, 25 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 45, 45 eksi A'nın karesiyle kimse uğraşmaz zaten. O zaman hocam burası 20, burası da 25. Bak A yerine 20 yazınca sağlamız tuttu. Bizden ne isteniyor? Bizden istenilen şu uzunluk arkadaşlar. Evet. Ee, D üstü noktasında orijinal olan uzaklığı. Şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar D'yi ben nasıl bulurum? D üstüne. Bunu bulmak için şu noktayı bulmam lazım. Bu noktayı nasıl bulacağız? Mecbur şuradaki diki çizmek zorundayız. Buradaki diki çizdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Buradaki diki çizdiğimiz zaman şurada öklüt bağıntısı çıktı. Şu haşı bulursam olay bitti mi? Bence bitti. Haşı nasıl bulacağım peki arkadaşlar? Valla burası 15, 20, 25. Bir de haş var burada. Şöyle bir dik üçgen var yani. 15, 20, 25'te haşı yıllardır biz buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Öklüt bağıntılarından da bulabilirsiniz de... Hani üçgenin alanından gidiyorduk böyle. Üçgenin alanı 25 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2 eşit değil mi? Evet. H buradan kaç çıkar? 5'e bölsen 2'ler sadeleşti. 5'e bölsen 5'e bölsen 3, 5. Bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 4, 4 kere 3, 12. Burası 12 çıktı arkadaşım. H 12. 12, 15 ne üçgenin? 9 üçgeni. Burası 12, 16. Bakın şurası artık 16 oldu. 12, 16, 20 üçgeninden de burası 20 çıkar mı? Çıkar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Y eşittir x artı 1 doğrusunun 2'ye bir noktasına en yakın noktasının ordinatı kaçtır? Evet bu, bu soru böyle sorulmuş da değişikte de versiyonlarda yeni sorularda falan sorulabiliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu doğru y eşittir x artı 1 doğrusu ve bir nokta var. 2'ye 1 noktası var. Bu doğrunun bu noktaya en yakın noktası ya da bu noktanın bu doğruya en yakın noktası nedir? Hop dik olduğu noktadır arkadaşlar. Yapmak için seçenek. Hocam bu doğrunun eğimini bulabilir miyiz? Buluruz. Bunun eğimi nedir? Öncelikle bunun eğimi x'in katsayısı sayısı 1. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp her iki doğrunun kesim noktasını bulabilirsiniz. Ya da hocam buradaki nokta x virgül y gibi bir nokta değil mi? Evet. Aynı cinsten yazsak ordinatı isteniliyor. E, ordinatı isteniliyorsa y yerine x artı 1 yazabilir miyiz arkadaşlar burada? O zaman x'i buluruz ama. O zaman x yerine ne yazabiliriz? x yerine Arkadaşlar x yerine biz x'i yalnız bıraktığımız zaman x buradan y eksi 1 e eşit değil mi? Ordinatı istenildiği için bu x virgülü y'yi hep x'li yazacağım. O zaman x yerine y eksi 1 yazacağım. Y eksi 1'e y noktası mı yaptı arkadaşlar bu? Evet. Şimdi burada iki nokta var. Bir de eğim var. Yani iki noktası belli doğrunun eğimi neydi? Y'ler farkı. Y eksi 1 bölü x'ler farkı. Y eksi 1 eksi 2. Hocam burası y eksi 3. Eksi 1 ile çarpınca Eksi y artı 3 yaptı. Eşittir y eksi 1 olduğundan dolayı. Buradan bunu buraya attık. 2'ye bunu buraya attık. 4. Y'yi de buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Zaten bizden o isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle. Edremit oldu. A ve B noktaları verilmiş. Ve Y eşittir eksi x doğrusu verilmiş. Analitik düzlem çizeceğim arkadaşlar. Hep özel doğrular var burada. 0'a 6 noktası. Arkadaşlar şurada 0'a 6 noktası var. Başka nerede var? Bir de burada 0'a 8'e 0 noktası var. Hmm. Şurası 0'a 6 noktası. Bir de bu noktada burada zannettim. Şurada da 8'e 0 noktası var. B noktası. Bir de y eşittir eksi x doğrusu var. Tamam. Y eşittir eksi x doğrusunu da çizelim arkadaşlar. Y eşittir eksi x doğrusu da şu ikinci açıortay doğrusu değil mi arkadaşlar? Evet. İkinci açıortay doğrusu olduğu için burada açılarımız 45-45 değil mi? Burası da 45 burası da 45 değil mi? Aynen öyle. Bize diyor ki AB doğru parçasının AB doğru parçasını çizelim arkadaşlar. AB doğru parçası bu. E, y eşittir işte, eksi x doğrusu üzerindeki dik yüz düşümünün uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar sen buradan buraya bir dik çizeceksin. Buradan da buraya bir dik çizeceksin. İşte bizden şuradaki dik uzunluk nedir diye isteniyor arkadaşlar. Hadi bulalım bakalım bunu. Sen buradan dik çizince 90, 45. Burası da 45 oldu. E hocam burası 6 ise 6 bölü kökkiden 3 2, 3 köklü yapar burası. E hocam burası 8 birimse buradan da dik çizdiğin için 45 90 45 üçgen olduğundan 8 bölü köküden burası da 4 kökü 4 kökü yapar. E benden 4 kökü ile 3 kökünün toplamı isteniyor. Toplamda kaç yapacaktır cevap o zaman? 7 kökü yapar. O zaman cevabımız balık kesir oldu arkadaşlar. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Evet D1 ve D2 doğrusu çizeceğim. Yalnız 3x-4y, 3x-4y bunlar paralel doğrular. Hemen paralel doğruları çizelim arkadaşlar. Hop şöyle bir tane doğru bu. Hop şöyle bir tane doğru da bu. Peki bir tane doğrumuzun adı 3x 4y 17 eşit 0. Öbür doğrumuzun adı nedir arkadaşlar? Öbür doğrumuzun adı da 3x 4y artı 18 eşit 0. Sonra bu doğrular arasında m noktasını merkez kabul eden bir çember. Bu doğrular arasındaki m noktasını merkez kabul eden bir çember çiz diyor. Çizdim. Bu doğrular arasında bulunan M noktasını merkez kabul eden bir çember çizelim. Ama çemberimiz böyle de olabilir. Dur bakalım. Çember D1 doğrusunu A ve B noktasında kessin. Evet, bunu A ve B noktasında kesiyormuş. Diğerini de C ve D noktalarında kesiyormuş. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Şunlar da birbirine paralel olduğunu biliyoruz zaten. Sonra Ali Bey uzunluğunu 8 demiş, burayı da 6 demiş arkadaşlar. Bu çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Gençler, biz ne yapacağız? Merkez kirişçiye dik yapsak. Merkez kirişçiye dik yapsak. Kirişleri iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Hocam burası 3, burası 3. Burası 4, burası 4. Hocam şu uzunluğu bulabilir miyim? Bilmiyorum. Bu uzunluğu bilmiyorum. Ama toplamda şu uzunluğu bulabilirim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil miydi? C'ler farkı. Eksi 17, eksi 18. Mutlak değer içerisinde bölü. C'ler eksi 17, eksi 18 olacak. Bölü kare kütüğünden. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Direkt 3, 4, 5. Artık bunu biliyorsunuz. 35 bölü 5'ten burası kaç çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. E o zaman burası arkadaşlar A ise burası ne oldu? 7 eksi A oldu. En etkili silahımız yarıçaptı. Al sana yarıçap. E al sana yarıçap. Hocam bu da R bu da R. Bir burada Pisagor bir burada Pisagor yaparsak olay bitti mi bitti. Hocam R kare buradan neye eşit? A ve 4'ün kareleri toplama. A kare artı 4'ün karesi. Hocam R kare buradan neye eşit? 3'ün karesi artı 7 eksi A'nın karesi. Vallahi hiç işlem yapmayacağım. A büyük ihtimalle buradan 3'tür gibi duruyor arkadaşlar. A yerine 3 yazarsam 3, 4, 5 sağlanıyor. 3 yazarsam burada da burası da 4 oluyor. Ve toplamı da 7 yapmış oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yine hissettik. Sen bunu açtığın zaman da zaten A yine 3 bulacaksın. E 3, 4 ise yarı çap uzunluğu da kaç çıktı, çıktı gençler? 5 çıktı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde y eşittir x bölü 3 doğrusu abc üçgenin c köşesinden geçtiğine göre ac kaçtır diye soruluyor. Burada neyi kullanmalıyız? Önce bu doğruyu da vermişler bize. x yerine 0 yazsak y'si kaç geldi? 6 geldi. y yerine 0 yazsak x'i kaç yapıyor arkadaşlar? 3x 24'ten x de buradan 8 yapıyor. Yani hocam bu uzunluk 8 bu uzunluğu 6 bulduk. 6 8 10. Şu uzunluklar elimde olmadığı için burada oku, onu yazsak ne fayda değil mi? Pisagor bağıntılarından bulamayız. Peki buradaki dikliği kullanmalıyım. Dikliği kullanırken ne yapacağız? Hocam diklik analitik düzlemde eğimler eğimler çarpı eksi bir gelir aklımıza. E hocam buradaki nokta belli mi? Belli. Ne burası? 0'a 6 noktası. Buradaki nokta belli mi? Belli. 8'e 0 noktası. E buradaki noktayı da belirlersem şu iki noktadan eğimi bu iki noktadan eğimi yazıp eğimler çarpı eksi bir yapabilir mi? Hocam bu noktada y eşittir x bölü 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre x yerine burada 3a yazarsam 3a bölü 3'ten y de a mı yapıyor? Evet. x virgül y noktası burası arkadaşlar. Yani x yerine 3a yazdık. O zaman 3a bölü 3'ten y de a mı çıktı? Aynen öyle. E şimdi artık buradaki dik kesmeleri kullanabilirim. Eğimler çarpı eksi 1. Şunun eğimi m1 bunun eğimi m2. Neyi kullanacağım yani? m1 çarpı m2 eşittir. Eksi 1'i kullanacağım arkadaşlar. Hadi kullanalım. m1 dediğimiz nedir arkadaşlar? E, y'ler farkı y'ler farkı a eksi 6 bölü x'ler farkı 3 a bununla şu y'ler farkı a eksi 0 a bölü x'ler farkı 3 a eksi 8 bunların çarpımını ne yapması lazım arkadaşlar eksi 1 yapması lazım haydi bakalım buradan cevap çıkacak arkadaşlar buradan ne geliyor a eksi 6 ile a'nın çarpımı a kare eksi 6 a Hocam 3A ile de bunu çarpacağım. 3 a ile de onu çarpacağım, bir de eksi 1 ile çarpacağım. Bak, 3 a ile bunu çarparsam, hani bölü var da karşı tarafa çarpı olarak geçirdim. 9 a kare eksi 3 kere 8, 24 a yaptı. A bir de eksi 1 ile çarpınca, eksi 9 a kare artı 24 a yaptı. Peki buradan ne geldi? Ben buradan niye böyle yaptıysam? Çünkü niye? Arkadaşlar, şuradaki a değerleri sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Sildim. Dur. Yeah, oradan da A'lar sadeleşirdi de neyse. Şimdi A-6 ile 1'i çarptığın zaman A-6 eşittir. 3 ile bunu çarpıyorsun. 9A eksi. 3 kere 8 24. A bir de -1 eksi 1 ile çarpıyorsun. Eksiye artı yaptı burası. E o zaman bunu attık buraya. 10A yaptı. Bunu attık buraya. 30 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Bizden ne isteniyor ama? A-C A-C uzunluğu isteniyor. A-C uzunluğu. A'yı 3 bulduysak burası 9'a 3 noktası yaptı. AC uzunluğu bulundurken de iki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi. AC'yi yazıyorum. X'ler farkının karesi, 0 eksi 9'un karesi artı e, y'ler farkının karesi, 6 eksi 3'ün karesi olacaktır. Yani bu kare kökünde 81 artı 9'dan 90'a eşit oldu. Kök 90. Bu da 9 çarpı 10 olduğundan dışarıya 3 diye çıkacağından 3 kök 10 olacaktır. Arkadaşlar burası. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı.